Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Değerli dostlar, bugün Selim Usta'nın yanındayız. Burada hazır boş boş oturmuşken size bir video yapmak istedim. Çok faydalı bir video olacağına inanıyorum. Bu videomuzda 5-8-3 oranlı bir agro mineral gübre imalatı yapacağız. Şimdi size böyle bir gübre söylesem, toplam azotu %5 olan, fosforu %8 olan, potasyumu %3 olan, organik maddesi %30, organik karbonu %10 ve amino asiti de %1,5 olan bir amino asitli agro mineralli bir gübre. Bu gübre başlangıç seviyesinde, özellikle sebzeleri ektikten sonra bir hafta 10 gün sonra uygulanacak çok güzel bir gübredir. Bu gübreyi almaya kalksanız bir bidonu, yani ölüsü 1000 liradan aşağı alamazsınız. 1500-2000 liralara ancak alırsınız. Bir de bunu kendiniz hazırlayacağınız için bu oranların tamamen gerçekçi olduğunu kendiniz yaptığınız için bileceksiniz. Aldığınız hazır ürünlerde bazılarında böyle oranlar yazar ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tabii o aldığınız yere güvenmenize göre değişiyor. Böyle bir gübre imalatı yapacağız. Burada ben daha önce hazırladım sizlere, fazla vakit kaybetmemek için. Şimdi bunun için bize üre gübresi lazım olacak. MAP gübresi lazım olacak ve şilempe lazım olacak. Çiftçi arkadaşlar zaten biliyor ama bilmeyenler için bu gübrelerin içindeki oranlardan bahsedecek olursak, üre gübresinde %46 azot, üre azotu vardır. Fosfor ve potasyumu sıfırdır. Gördüğünüz gibi ikisi de sıfır. MAP gübresinde ise %12 amonyum azotu vardır. %61 de fosfor pentaoksit vardır. Ve potasyum yine sıfırdır. Şimdi ayrıca bir de şilempe kullanacağız. Şilempenin içinde %2 organik azot vardır. Fosfor hiç yoktur. Organik potasyum da %6'dır. Ayrıca şilempenin içinde birinci kalite şilempelerde %60 organik madde, %20 karbon ve %3 de amino asit bulunmaktadır. Şimdi böyle bir gübre hazırlamak için 200 kiloluk bir gübre hazırlayacağız. 10 bidon. Bu 10 bidon için kullanacağımız ürünler, burada kilo olarak yazdım. Şunun toplamını bir yazayım şuraya. 200 kilo. 100 kilo şilempe katıyoruz. Önce bir büyük karıştırıcı kazan kullanıyoruz. İsterseniz siz bunu hepsinin yarısını uygulayarak toplam 100 kilo da yapabilirsiniz. Bir karıştırıcısı güzel olan bir kazanda ya da varilde. Öncelikle bu gübreleri yaparken aklınızda bulunsun. Her zaman ilk önce suyu katıyorsunuz. 63 kilo suyunuzu ölçtünüz, kattınız. Üzerine 100 kilo şilempenizi eklediniz ve bunu güzelce karıştırdınız. Daha sonra üre gübremizi ekleyebiliriz. 11 kilo yine karıştırıyoruz, eritiyoruz ve daha sonra MAP gübremizi de bu şekilde eritiyoruz ve toplamda 200 kilo bir karışım elde etmiş oluyoruz. İşte bu 200 kilo karışımı elde ettiğimiz zaman bizim elimize çıkacak oranlar net olarak şunlardır. 5-8-3 olarak karşımıza çıkacaktır. Bunların oranlarını hesaplayabilirsiniz. Çok küçük bir küsuratla fazlalık veya eksiklik olabilir. Atıyorum 5 değil de 5.10 olur. 8 değil de 7.90 olur. Bu şekilde olur. Ama bu oranlar bunun altına inmez arkadaşlar. Kullandığınız ürünler sağlamsa. Toplam azotu %5 olan, fosforu %8, potasyumu %3, organik maddesi %30, organik karbon %10, amino asiti %1,5 olan çok güzel bir gübre elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu gübrenin maliyeti 2025 yılı itibariyle, Ocak ayındayız, bize kaça mal olacak? Onun da hesabını yaptım. Değerli dostlar, şu anda bir çuval MAP gübresi 25 kilo 1250, 1200, 1300 bandında. 26 kilo 1 kilo, o da yani 1350 olur. 1250 alırsanız 1300 lira MAP'ımız tutar. 11 kilo üre 100 küsür lira yapıyor ama 200 yaptım düz hesap olsun diye. 200 lira da üremize ekledik ve 100 litre şilempede kullandığımız zaman
Bu da aşağı yukarı 2000 lira bandında, biraz düşük olabilir, biraz yüksek olabilir. Aşağı yukarı rakamlar bu şekilde. 3500 liraya 10 bidon çok güzel bir gübre maliyetimiz var. Bidon maliyetimiz 350 liraya denk geliyor. Bu 200 kilo gübreyi ilk başlarda mesela elimizde 10 bidon gübre oluyor ya. İlk ekim yaptıktan sonra, bir hafta geçtikten sonra bunu dönüme 1 kilo olarak kullanabiliriz. Bir sonraki uygulamada ise 2 kilo civarında kullanabiliriz. Yani 100 dönümlük yerin 2 kilodan kullansanız 100 dönümlük gübre ihtiyacını karşılanmış oluruz. Toplam maliyetimiz 3500 lira. Ama bazı yerlerde bunun bir tane hazır bidonunu almaya gittiğimiz zaman inanın 1500-2000 lira civarında fiyatlar karşımıza çıkmaktadır. Olay bu şekilde. Maliyetlerden kaçınmamız lazım. Bunun gibi ben de ortamda biraz gürültülü. Burada aracın bakımı var. Orada beklerken bu videoyu yapıyorum. Bunun gibi videoları yapmak istiyorum. Yorumlarda belirtin lütfen. Eğer istiyorsanız bu tarzda videoların devamını yapacağız. Agromineral bir gübre dedik, başlangıç bir gübresi dedik, çok güzel bir gübre dedik. Bu arada bu %5 toplam mazotun %3'ünü, 3'ü mü oluyor? O civarda bir şey. %3-4'ünü üreden karşılıyoruz. %1'ini amonyum azotundan karşılıyoruz ve %1'ini de yine organik azottan karşılanmış oluyoruz. İlk etapta çalınızı böyle güzel bir şey vermek, neşe vermek için, stresten kurtarmak için ve köklendirmeye de çok faydalı. İçinde çünkü fosfor ve organik karbon, organik madde, amino asitler var. İlk başta bunu verdiğiniz zaman bitkiniz güzelce gelişecektir. Eğer sonraki uygulamalarda bunun yanına örnek veriyorum 10 dönüme bir bidon atacaksanız bir 5-10 kilo da şeker gübresi de ilave edebilirsiniz. Neyse bunlar uygulamayla alakalı, konumuzun dışına çıkmayalım. Şöyle kaliteli bir gübre, sıvı gübre kendiniz yaparsanız maliyetiniz 350 TL. Gidip almaya çalışırsanız maliyetiniz 1500-2000 TL. Bu tarz videoları inşallah fırsat buldukça yapmaya çalışacağım. Bu giriş seviyesi için daha sonra bunun fosforunu biraz daha arttıracağız. Toplamaya yakın ve bunun dengelisi var. Toplamayla şey arasında, ekim arasında dengeli gübresini bunu aynı dengelisini formülünü vereceğiz. Bunun çinkolu olanı var. Bütün formülasyonları mevcut arkadaşlar. Bütün formülasyonlarını da biliyorum. Ama kullanacağımız ana organik ham madde materyalimiz de şilenpe olacaktır. Şilenpe de bu arada çok faydalı. Ben kendim de 4-5 senedir kullanıyorum. Bunu kullandıktan sonra amino asitleri azalttım. Neredeyse hiç kullanmıyorum. Omega asit de kullanmıyorum. Zaten piyasada omega asit diye satılan ürünlerin, bitkisel omega asit diye satılan ürünlerin %90'ı %35'lik, yani 100 litreye 40 litre su, 60 litre amino asit amino asit diyorum, şilenpe şeklinde yapılan neydi? Yapılan humik asitlerdi. Onlar humik asit değil arkadaşlar. Organik bitkisel humik asit diye bir şey yoktur. Normalde humik asit Leonardit'ten yapılır. Ama piyasada bunlar da mevcut. Kötü mü? Kötü değil. Bunlar da güzel. Ama maliyetleri düşürmek açısından bu tür uygulamalarda başvurmak gerekiyor ne yazık ki. Gönül isterdi ki imkanlar güzel olsun. Hiç böyle şeylerle uğraşmayalım. Direkt gidelim bayimizden alalım. Ama maliyetleri düşürmemiz lazım. Çünkü para kazanmamız lazım. Maliyetleri düşüreceğiz ki bu işin altından çıkmaya çalışacağız. Değerli dostlar biraz uzun oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.